Uzak Doğu ile yapılan ticaretin asırlık tarihinde hiçbir şey Şangay Express'in mal paketleme, kargo istifleme becerisiyle karşılaştırılamaz. Güvertesinde konteynerla yığılı olan bu gemi, Singapur ve Çin'deki fabrikaların ürünlerini getirerek Batı Avrupa'daki pazara hız kazandırıyor. Onu yükleyip boşaltan bilgisayar kontrollü makineler olmadan bu geminin hiçbir anlamı yok. Şangay Express'in Çin ve Singapur'dan evi olan Hamburg, Almanya'ya olan yolculuğundan sondan ikinci durağı olan Southampton, İngiltere'ye manevi olarak bağlı. Üç şehir bloğundan daha uzun, 15 katlı apartman yüksekliğinde konteynerlarla dolu, saatte 50 km hızı aşabilme kapasitesine sahip, Şangay Express'in arkasında rahatça su kayağı yapabilirsiniz. Bu mega hızlı, mega taşıyıcı tasarlayıp inşa etmek neredeyse 2 yıl sürdü. Ve dünyanın en büyük tersanesinin bütün yeteneklerini ve kaynaklarını kullanması gerekti. Mümkün olduğu kadar konteyner sığdıracak. Diğer taraftan kırılmayacak kadar güçlü olması için teknik bir çözüm bulmamız gerekiyor. Uygun çözüm Güney Kore'nin Hyundai tersanesinde bulundu. Bu devasa tersanede her yıl 60 adete kadar gemi yapılıp suya indiriliyor. Basit olarak konteyner gemileri daha ufak kutuları taşımak için yapılmış büyük çelik bir kutu olduğu için diğer büyük gemilerde olan yanal desteklere sahip değil. Bu yüzden yapımında daha kalın çelik tabakalar kullanılması gerekiyor. Bu kalın çelikler daha şiddetli gerilimlere maruz kaldıklarından kaynakçılar için işi zorlaştırıyor. Hyundai'de tabakalar başka bir avluda kısımlar halinde kaynaklandıktan sonra montaj için inşaat alanına getirilir. Aynı şekilde devasa köprü ve yaşam alanları, gövde ve yük vagonu sahayı son montaj için baştan başa geçerken inşa edilir. Bu devasa araca güç vermek için MAN B ve V Danimarka'nın yaptığı 12 silindirli dizel motorlar kullanılıyor. Bu canavar makine 98 bin beygir güç üretiyor ve pervaneyi 9 metre ya da yaklaşık 30 feet çapında döndürüyor. Bu 100 tondan fazla ağırlığıyla dünyanın en büyük pervanesi. Planın tasarlanması ve inşası neredeyse 2 yıl sürdü. Ama 2002'de Şangay Ekspresi deniz için hazırdı. Asıl sorun en az çeliği kullanıp en fazla güvenlikte en az yakıtı kullanarak olabildiğince çok kargo taşımak. Ve şirket olarak bugünkü elimizde olana bakarak bunu neredeyse sanatsal bir şekilde başardığımızı düşünüyoruz. 120 metre ya da yaklaşık 400 feet uzunluğunda ve 40 metre ya da 130 feet genişliğinde olan Şangay Ekspresi, kargosunu 17 konteyner genişliğinde ve bir bu kadar gövdeden gövdeye 23 sıra halinde gökdelene benzeyen kulelerde taşıyor. Bu kargo çiftler istiflenmiş halde demiryoluyla taşınsaydı 25 kilometre ya da 15 mil uzunluğunda bir tren gerekiyordu. Bu büyüklükteki gemiyi yürütmek için 27 kişi gerekiyor. Bu rakam 20 yıl öncesinin çok daha ufak konteyner gemilerinin mürettebatından %40 daha az. Çoğu Alman olan memurlar, ekseriyeti Filipinli olan mürettebatlarıyla yüzlerce yıllık gemicilik geleneğini sürdürüyor. Ama artık işler usta ve acemi çalışanların güvertenin altında ya da üstünde çalışması gibi basit değil.
Filipinli denizcilerin çoğu Norveçli nakliye hissedarların kurduğu yerel limanları olan Manila'daki eşsiz bir gemicilik eğitim merkezinden mezunlar. Makine dairesinde tamir kısmında ve deneyimli kaptan Peter Dreyer'in gözetimi altında köprüde çalışıyorlar. Miço olarak başladım ve Miço'luktan AB 3. subay, 2. kaptan ve kaptanlığa kadar yükseldim. Bu tur çok daha uzun bir yolculuğun parçası. Uzak Doğu limanlarıyla Süveyş kanalı aracılığıyla Batı Avrupa limanları arasındaki sonsuz bir döngü. Bu tur çok daha uzun bir yolculuğun parçası. Uzak Doğu limanlarıyla Süveyş kanalı aracılığıyla Batı Avrupa limanları arasındaki sonsuz bir döngü. Yılda 6 defa tekrarlanan 56 günlük bir dünya turu. Şangay Ekspres Uzak Doğu ticaretine bağlı. Bu demek oluyor ki biz Avrupa'ya, Akdeniz'e ve Uzak Doğu'ya hizmet ediyoruz. Dönüş yolculuğumuza Yantiang, Hong Kong, Singapur'dan başlayıp Süveyş kanalından İngiltere'deki Southampton'a geçip oradan da tekrar Hamburg'a dönüyoruz. Bugün dünyada kargoların %70'i konteynerler aracılığıyla taşınıyor. Bu da bugünkü daha hızlı, daha büyük, daha güçlü konteyner gemilerin yapımına neden oldu. Ve 7500 TEU taşıyabiliyor. Bu da 1425'i güvertenin altında, 1425'i güvertenin üstünde olmak üzere 2850 metre kutu demek. Yani taşıdığımız kargonun toplam ağırlığı 100 bin ton, metrik ton. Mürettebatın yatacak ve eğlence alanları serbest ve fonksiyonel Avrupa modasına göre tasarlanıp döşenmiş. Ekip rahatlama fırsatı bulduğunda içinde televizyon ve video oyunları bulunan çok konforlu bir odayla bir yolculuk gemisine yakışır, bar ve yemek odası arasında seçim yapabilir. Yemek odası Avrupa ve Filipin mutfağından çok hoş örnekler sunuyor ve gemi aşçıları hiçbir çırpmayı kaçırmadan iki mutfak arasında gidip geliyor. Alman mürettebatlar ağır ateşte pişmiş domuz bacağı yerken Filipinliler tuna pirzolasını tercih ediyor. Evet, bu akşamki yemeğimiz ağır ateşte pişmiş domuz bacağı. Karışık salatayla kahverengi sos. Şu an pişirdiğim tuna pirzolası. Filipinliler için kızartılmış tuna pirzolası. Tanıdık yemekler yemek moral yükseltir. Şangay Ekspresi gibi dünyayı dolaşan bir araçta evden bir tat. Şefin listesinin başında kaptanla paylaştığı bir tutku olan kaz bacağı var. Yüz binlerce ton ayakkabı ya da yüz binlerce ton CD çalar, büyük perakende mağazalara gitmekte olan olağanüstü hacimlerde Batı dünyasına ait ürünler düşünün. Yapması, yollaması ve alması kolay. Daha çok talebe ve daha hızlı teslimatlara yol açan ürünler. Önce hızı gelir. Çok hızlı bir gemi. Bu da bir noktadan diğerine daha az sürede gitmemiz anlamına geliyor. Ve tabii ki geminin büyüklüğü. Bir seferde daha çok konteyner taşıyabiliriz. Bu da onu çok daha etkili kılar. Gemi Southampton'a zamanında vardı. Ama yükleme ve boşaltma sorunları yüzünden 7 saat gecikti. Bu aşırı büyük konteyner gemilerinin aşil tendonu. Ne kadar hızlı ve büyük olurlarsa limanlardan ve yükleme boşaltma tesislerinden istekleri de o kadar fazla oluyor. 15'lik bir konteyneri nasıl kaybedersiniz? Yeterince büyük ama 18 bin tanenin içinde yeterince kolay. Konteyner terminali operasyonunun kilit adamı rampa operatörüdür. Sevkiyatın boşaltılmasında terminalin başarısı büyük ölçüde onun yeteneklerine, hızına ve uyumuna bakar. Rüzgar kargoyu sallayabilir ve eğer gemi denizde sallanıyorsa buna da izin vermesi gerekir.
Yüksek seviye konsantrasyon. Steve 3 numaralı bincin rampa operatörü. Yerden 30 metre yukarıdaki kafesinin içinde asılı durumda. Şimdi aşağı bakıp sallantıyı kontrol ediyorum. Ve yavaşça konteynerin dört köşesinin oraya indiğinden emin oluyorum. Dikkatle. O zaman yapabilirsin. Sonra bana dışta olan Singapur veya Şangaylardan iki tanesini verebilirsin. Sonra Rotterdam'a geçmeden iki tane Şangay'dan gelen indirebilirsin. Tamam Matt, Rotterdam'dan önce yüksekteki Singapur'dan gelenleri indir. Yedi saat o kadar da geç görünmese de sonraki limanda daha çok gecikmeye neden olabilir. 1, 2, 3 deyince. Sancak tarafına. 1, 2, 3. Bu potansiyel problemle başa çıkmak için gemiyi Almanya'nın muazzam nehri Elba'ya sokacak olan pilot, İngiltere'ye uçakla gelip gemide yerini alıyor. Bu gemi Almanya'ya ulaşınca zaman kazandıracak. Özellikle de eğer hava şartları küçük kılavuz teknesinin Şangay Express'le buluşmak için açılmasını engellemezse. Bir, iki, üç deyince. Sancak tarafına. Bir, iki, üç. Gün ağarmadan gemi yola çıkıyor. Gel git beklemeye gerek yok. Ve tekrar programa yetişmek çok önemli. Ve her ne kadar gemi kayıp zamanın bir kısmını telafi edecek kadar hızlı da olsa, İngiliz kanalının kalabalık ve aşırı tehlikeli sularından geçmesi gerekiyor. Sonraki 26 saat boyunca her bir çift göz ve kulak ve bütün ileri teknoloji aletleri alarmda olacak. Konteyner gemilerinin bir gemi sınıfı olarak 50 yıllık geçmişleri vardır. Ama gemi taşımacılığında birden çok araç kullanma fikri ya da değişik taşıma yöntemlerinin birleştirilmesi 19. yüzyıla uzanıyor. 1858'de Nova Scotia demiryolu çiftçileri at arabalarıyla alıcı kasabalara kadar taşıma hizmetine başladı. Bu hizmet o kadar tuttu ki hattın toplam gelirinin %15'ini sağlamaya başladı. Demiryolu sonunda Kanada Pasifiği operasyonunun bir parçası olur. 1953 yılı demiryolu ve otoyolda kamyon servisi birleşimiyle konteyner taşımacılığının başlangıcına şahit olur. Bugün hareketli konteynerler gemilerin yüklenip boşaltılması sırasında kullanılıyor. Konteynerların kamyonlardan ve trenlerden güverteye sıçraması, Malcolm McLean adlı Kuzey Carolina'lı bir kamyon şoförü sayesinde olur. 1956'da McLean standart boyutta bir konteynerin tren, kamyon ve gemi aracılığıyla ürünleri Doğu Amerika boyunca daha güvenli, daha hızlı ve daha etkili bir şekilde taşıyabileceğini fark etti. Gemicilik şirketlerinden destek bulamayınca iki tane kıyı şilebi alıp onları sadece konteyner taşıyacak şekilde değiştirdi. Sealand'in ilk gemisi Ülkü 58 konteynerlik bir kargoyla yola çıktı. Avantaj çok hızlı bir şekilde belli oldu. Ve liman operatörleri daha hızlı yükleme boşaltma sunan, hırsızlığı ve kargo zararını azaltan bu yöntemi sevinçle karşıladı. Sealand 1982'de 1 milyonuncu konteynerini Bremen, Almanya'ya taşıdı. Malcolm McLean taşımacılık endüstrisini tamamen değiştirip dünya çapında ticareti hızlandırdı. 1992'de Londralı Lloyd tarafından 20. yüzyılın gemi taşımacılığı endüstrisinin en önemli 3 adamından biri olarak gösterildi. McLean'in gayreti ve vizyonu sayesinde Shanghai Express gibi gemiler ve onların güvertelerinde yükselen konteynerler okyanuslardaki ticaretin büyük çoğunluğunu idare ediyor. Zor kısım programa uymak çünkü oyunun bu kısmı bize ait değil. Çoğunluğu terminallerin. Eğer yavaş çalışırsa gecikmeye sebep olurlar. Ve sonra da zamanı kapatmak bize düşer. Biz zor durumda kalırız. Shanghai Express'i Dover Calais'i 45 kilometreden daha hızlı bir şekilde geçerken, kaptan radar ekranındaki uyarılara bakarak muhtemel tehlikelerden birini seçebilir. Pusulanın her yönünden beliren 8 tane uyarı var. Ama radar kaptana gemilerin birbirlerine göre konumları dışında yönleri ve hızları hakkında hatta en yakın geçişin ne zaman olacağını söylüyor.
En yakın geçiş 70 dakika sonra olacak. Bu da demek oluyor ki bir saat içinde şuna yetişeceğiz. Yani eğer bu gemiden kaçınmak istiyorsak, onlara daha çok boşluk bırakmak için biraz sola doğru gitmemiz gerek. Böylece geçmek için güvenli bir mesafe olacak. Geminin radar sistemine bağlı otomatik tanımlama sistemi gerçekten de çok etkileyici bir elektronik alet. Bu sistemle donatılmış gemi sürekli olarak doğası, istikameti ve ne zaman varacağını bildiren bir sinyal yolluyor. Görsel temas olsun olmasın, bu bilgi görevli subayın arı kovanı gibi bir hattan hızlı ve güvenli geçişi sağlaması için gerekli ayarlamaları yapmasını sağlıyor. Dover'dan geçerken sistem çarpışma ihtimali olan gemileri hemen algılıyor. Böylelikle manevraları daha önceden planlama şansım oluyor. Hangi hedeflerin tehlikeli olduğu, hangilerinin olmadığını anlamak birkaç saniye sürüyor. Aynı şekilde diğer gemiler de Shanghai Express hakkında her şeyi öğreniyor. Hedefimizin Hamburg olduğunu gösteriyor. TVT'nin yani tahmin edilen varış tarihinin 7 Şubat'ta saat 9'da olduğunu, 12.3 metrelik akıntımız olduğunu ve bir kargo gemisi olduğumuzu, motor kullanarak ilerlediğimizi ve gemide 27 kişi olduğunu gösteriyor. Günümüzde okyanusta yolculuk yapan diğer gemiler gibi Shanghai Express'te tamamen GPS ve uydu iletişim sistemiyle donatılmış durumda. GPS yön bulmak için kullanılırken uyduyla hava durumu güncellemeleri ve Hamburg'daki merkezde ses ve veri bağlantısı yapılıyor. Genç subaylarım, bildiğiniz gibi bütün bu genç adamlar bilgisayar manyağı. Ve ben onlara her zaman sadece elektronik ekipmanlarımızı değil, göz, kulak ve zihinlerini de kullanmalarını söylüyorum. Shanghai Express'i limanlarla sürekli olarak varışı ve yük indirmeleri planlamak ve en önemlisi programa uymak için çalışıyor. GPS takviye kontrol mekanizmasıdır ve aynı zamanda köprünün önünde elektronik deniz haritası bulunmakta. Elektronik deniz haritaları taranmış deniz haritalarıdır. Ve GPS sayesinde gemimizin pozisyonu bu taranmış haritada belirtilir. Birkaç saat içinde Shanghai Express'i Avrupa'nın en yoğun okyanus koridorlarından biri olan Dover Boğazı'na girecek. Kaptan sadece direkt olarak üzerine gelen trafikle değil, aynı zamanda İngiltere ve kıta sahanlığı arasındaki sürekli çapraz akımlarla da uğraşmak zorunda. Antwerp'teki bu kavşağa kadar ilerlerken çok dikkatli olmamız gerek. Çünkü gerçekten tehlikeli bir yer. O kadar tehlikeli ki kanaldaki son kaza gemi çarpışmasından çok kara yol yığılmasına benziyordu. Norveçli muazzam araba taşıma gemisi Tricolor'ı mahveden İngiltere kanalındaki sis örtüsüydü. 14 Aralık 2002'de Kariba adlı konteyner gemisinin çarpmasıyla 50 milyon dolar değerindeki yaklaşık 3000 Saab, BMW ve Volvo ile birlikte oldukça sığ sulara gömüldü. Kariba güvenli bir şekilde Antwerp limanına demirlerken Tricolor'un ekibi kurtarıldı. Bir gecede muazzam araç taşıma gemisi deniz seferleri için büyük bir tehlike haline geldi. Bu noktayı kanıtlar gibi iki gün sonra kargo gemisi Nicola tehlikeli bir biçimde su yüzeyine yakın yatan Tricolor'a rastladı. Ve bundan 3 hafta sonra Tricolor'a üçüncü olarak bir Türk tankeri çarptı. Bütün bunlar Shanghai Express'in şu anki konumundan 6,5 kilometre uzakta gerçekleşti. Mürettebatın uyanık olması için son hatırlatmalar. Burası bir taşıma gemisi olan Tricolor'un battığı yer. Şu an çok tehlikeli bir yer ve Dover ve Calais sahil korumaları sürekli bu alan hakkında buradan uzak durmaları için gemileri uyarıyor. Shanghai Express'in mürettebatının tıpkı ticari uçak pilotları gibi simülatörlerle eğitilip gerekli tecrübeyi ve eğitimi almaları sağlanmıştır. -3-2-2'ye çevir. -3-2-2'ye çevir. Shanghai Express'in ekibi Süveyş kanalından geçen yolculuğun kopyası simülatörde vakit geçiriyor. Ve bu simülatör Hamburg limanında yanaşma ve manevra çalışmaları yapmalarını da sağlıyor. Sancak tarafına 30 derece. Sancak tarafına 30 derece.
Bu gemi Süveyş kanalına girmişiz gibi simüle edildi. Hamburg limanına girdik. Gemiyi döndürdük. Gemiyle ilerledik. Yani Hamburg'da eğitimimizi aldık. Şangay Ekspresi Elbe Nehri'nin girişine zifiri karanlıkta varıyor. Ama İngiltere'den geçişi sağlayan pilot çoktan yerini almış durumda. Artık gemi nehir boyunca 6 kilometre sürecek Hamburg yolculuğuna çıkabilir. Hamburg Limanı Şangay Ekspresi'nin evi ve Alman ekip ailelerini, arkadaşlarını kısa bir süre ziyaret edebilecek. Hamburg aynı zamanda 150 yıllık geçmişi olan bünyesinde şilepler, yolculuk gemileri, seyahat gemileri, konteyner gemileri ve bir seyahat acentesi bulunduran Hapag-Lloyd'un merkez üssü. Zaman kazanıp programa yetişmek isteyen Şangay Ekspresi mürettebatı için en önemlisi Hamburg. Dünyanın en muhteşem ve etkili konteyner limanlarından biri. Neredeyse tamamen robotlar tarafından yönetilen bir liman. Şangay Ekspresi evi olan Almanya'daki Hamburg limanında rekor bir geri dönüş süresi yapmayı umuyor. Belki konteyner terminali Altenwerder'deki otomatik kargo sistemi onları programa yetiştirebilir. Southampton'dan geçiş onlara 2 saat kazandırdı. Gemi şu an programın 5 saat gerisinde. Konteyner limanı 1440 dönüm yer kaplıyor ve ilk defa Rotterdam'da geliştirilen otomatik sistem kullanılıyor. Bilgisayar kontrol merkezindeki teknisyenler çoktan Şangay Ekspresi için bir plan girişi yaptı. Ne kadar konteyner indirileceğini biliyorlar. Gemide tam olarak nerede olduklarını biliyorlar. Nereye hangi iç taşıma aracı kullanılarak teslim edileceğini biliyorlar. Kamyon, gemi ya da tren. Ve çoktan Şangay Ekspresi'ne yüklenecek konteynerları tanımlayıp istiflemiş durumdalar. Sistem şu şekilde çalışıyor. Gemideki ambardan bir gözlemci bir bilgisayar çıktısından inecek konteynerları onaylıyor. Winch operatörü yüksekteki ramp aracılığıyla seçilen konteynere gidiyor. Onları bu yükseltilmiş platforma alıyor. Her rampa winch operatörü 3 saat çalıştıktan sonra ekibin başka görevlerinden birine geçiyor. 30 metre yükseklikte bir kabinin içinde durmak. Bu saatlerce çalışmayla öğrenilen bir beceri. Winch'in gücünü hissedip rüzgarın etkisini hesaba katarak kargonun hızını kullanmak. Bütün karmaşıklığına rağmen bu sistem basit bir teknolojiyle çalışıyor. Sallanan gemilerin üstüne yerleştirilmiş 17 katlı içleri kargo dolu çelik kutuların hepsi konteynerin dört köşesinde bulunan yay yüklü metalle tutturulmuş. Bükülmüş kilit adı verilen sistemle birleştirilmiş durumda. Sırf güç ve ağırlıkla bükülmüş kilitler konteyneri üzerinde durdukları taşıyıcıya ya da konteynere kilitlerler. Denizdeyken eklenen güçle birlikte dengeleyici çubuklar istifin dış kenarındaki konteynerları birbirine bağlar. Böylelikle her bir konteynerin gücü ve ağırlığı birbirine bağlanarak bütün kargonun dengesi sağlanmış olur.
Bu noktada konteynerlarla çalışan son insanlar olan iki istifçi sabitleyici çubukları çıkartır. Bundan sonra insan olmayan sistem tamamen kontrolü ele alır. Tamamen otomatik vinç konteyneri alır ve bekleyen kısaca Aya denilen otomatik yer aracına yavaşça yerleştirir. Taşıyıcı konteynere Avrupa'nın herhangi bir yerindeki alıcısına gönderilmek üzere bekleyeceği belirlenmiş 11 istif bloğundan birine götürür. Bu akıllı bir makine. Sistem ve bilgisayar yazılımı onun her şeyi bilmesini sağlıyor. Nereye gideceğini, orada ne zaman olacağını ve hangi konteyner alacağını. Onu nereye götüreceğini ve ne zaman mola verip sonraki kargosunu bekleyeceğini söyler. Bu 250 bin dolarlık taşıyıcıların her biri dizel motor ve hidroliklerle çalışıyor. Dört tekerin hepsi inanılmaz manevra kabiliyetleriyle dar dönüşlerde kullanılıyor. İşlem uydu tarafından yönetilen yön gösterme ve konuşlandırma sistemi ve yola ızgara şeklinde döşenmiş sensörler sayesinde çok güvenli. İkinci bir algılama sistemi taşıyıcılara akmakta olan trafik hakkında bilgi veriyor. Aslında her araç 3 metre ilerleyip ona için sensörleriyle kontrol edip sonraki noktaya ilerliyor. Bu olay milisaniyeler içinde gerçekleşiyor. Ve ona 7 gantriden birine gidip konteyneri almasını ve nakliye için bekleyen diğer 30 binin olduğu 11 istif bloğundan birine bırakmasını söyleyen bir bilgisayar verisi tarafından kontrol ediliyor. Araçlar ahenkli bir şekilde saatte 6 kilometre hızla hareket ediyor. Ve bu zeki araçlar ne zaman koruyucu bakıma, yakıt ve hidroliğe ihtiyaç duyduklarını da biliyor. Gerektiğinde hemen servis için gerekli yere gidiyorlar. Seyahat, tatil ve fazla mesai yok. Bütün bu araçlar güvenliğin bilincinde ve kibarlar. Her zaman dönerken sinyal verip diğer araçların yanından geçerken güvenli mesafe bırakıyorlar. Ve bir sonraki konteyner için sabırla bekliyorlar. Vinçler de en az o kadar sadık ve etkili. Büyük ve küçük olmak üzere her birinden 11 set var. Bir konteynerin nerede olduğunu, taşıyıcının konumunu ve ne zaman teslim etmesi gerektiğini bilir. Ayrıca diğer vinçlerin ne yapmakta olduklarını bilirler. Ve birbirlerinin alanına müdahale etmezler. Böylelikle çarpışmalar ve kazalar önlenir. Bütün bu bilgiler kontrol kulesindeki bir bilgisayar yazılımı tarafından üretilip planlanmakta. Gemiler tarafından 3-4 gün önceden yollanan bilgilerle çalışmakta. Shanghai Express'in şu an ve yakın gelecekteki toplam 7500 konteyneri veri tabanında kayıtlı. Bütün makinelerin hareketleri ve aktiviteleri kontrol merkezi tarafından koordine ediliyor. Taşıyıcı sorunu, faaliyet. Yazılım inanılmaz derece karmaşık ve bir vincin konteyneri kavrayamaması gibi can sıkıcı ufak gecikmeleri telafi edebiliyor. Örneğin Kaide gibi, bir terörist organizasyonu gibi. Başka bir grubun pençesini bu konteynerlardan birine geçirmesi gibi daha rahatsız edici durumlar olabilir. 11 Eylül 2001'deki korkunç olaydan sonra dünya üzerindeki güvenlik güçleri limanların ve gemilerin terörist saldırılara karşı savunmasız olduklarını fark etti. Uzmanlar çok önceden teröristlerin konteynerler aracılığıyla Amerika'ya ya da Avrupa'ya nükleer başlık ya da başka bir toplu katliam silahı sokabilecekleri konusunda uyarılarda bulunmuştu. Ne de olsa 30 bin konteyner arasında bir tanesini bulmak samanlıkta çöp aramak gibi bir şey. Ve denizlerde saldırı fikri pek de varsayım değil. Zira
Zira teröristler Yemen'deki Amerikan destroyeri USS Cole'a saldırıp 17 denizciyi ve Yemen açıklarında Fransız yakıt tankerine saldırıp bir kişiyi öldürdüler. Şimdi Amerika yabancı limanların Amerika'ya giden her konteynerin gönderilmeden en az bir gün önce Birleşik Devletler Gümrüğü'ne bildirilmesini istiyor. Bu işlemin eksi yönü, gerekli bilgisayar yazılımı ve görüntüleme aygıtları daha hızlı işlem anlamına geldiğinden ufak çaplı hırsızlar daha çok kar sağlıyor. Doğal olarak uluslararası büyük bir limana yapılan bir saldırı, dünya ticareti için milyarlarca dolarlık kayıp anlamına geliyor. Otomatik konteyner izleme, dünyada konteyner yükleme boşaltmanın geleceği ama şu an yalnızca birkaç gelişmiş limanda mevcut. Bir buçuk yıldır bütün bu terminali 10 tane otomatik sistem yönetiyor. Kontrol odasında 6 ve bir operatör, bir gözlemci, rıhtımda burkulmuş kilit yerleştiren 2 kişi ve bir yardım teknisyeninden oluşan toplam 5 kişilik gantry ekibi bu limanda çalışan insanlar. Bu tesisatın saat gibi çalışmasını yöneticiler ve ofis personeli dahil haftada 7 gün boyunca 3 vardiya çalışan 300 kişi sağlıyor. Devasa konteyner gemisi Shanghai Express yükü kendi limanında indirilip yüklenirken ön bakım için uygun bir zaman ve yerde. Burada MAN, B ve W'nun teknikerleri bir numaralı silindirdeki pistonu çıkartıyor. Hiçbir sorun yok. Sadece silindir başlığını ve pistonu atölyelerine götürüp karbon birikmesine ve oluşan yıpranma ve kopmalara bakmak istiyorlar. Bu basit bir işlem değil ve Shanghai Express yola çıkmadan her şeyi yerine yerleştirip çalışır duruma getirmeleri için az bir süreleri var. İlk bakışta K98, MC, MAN, B ve W dizel motoru diğerleri gibi duruyor. Yakıt enjektörleri, krank mili ve turbo ateşleyici. Çoğu dizel motorlarda bulunan normal parçalar. Ama bu motor sıradan değil. Bu sahadaki teknisyenin boyu gerçekte 2 metre. Bu gemi dünyanın en büyük motoruna sahip. Bu bir 12 silindirli K98 MC motoru. Bu motor yakıt olarak günde 425 ton dizel tüketen devasa silindirlerden 12 tanesine sahip. Geminin gövdesinin altına yerleştirilmiş durumda ve yukarı doğru 5 kat yükseliyor. 93.000 beygir güç üretiyor ve tamamen konteynerla dolu bu gemiyi denizde 27 knot veya 50 kilometre hızla hareket ettirebilir. 5000 saatlik MAN, B ve W piston başlığını kontrol etmek istiyor. Bu yüzden Hamburg'da pistonu söktük ve bu piston başlığını Kopenhag'a ölçüm incelemesi ve testler yapmak için yolladılar. Değiştirme prosedürü diğer pistonlardaki gibi ama 3 teknisyen 2 tonluk bir vinç ve gıcır gıcır 4 metrelik bir piston istiyor. Tam olarak yerleştiğinde başlığı tekrar takacaklar.
yakıt hatlarını bağlayacaklar ve motorun geri kalanını tekrar bir araya getirecekler. Ama denemek için çalıştırmayacaklar. Motor çalıştırıldığında devasa pervane dönmeye başlayacak. Debriyaj ya da rölanti hızı yok. Motor işinin başarılı olup olmadığı ancak gemi Elbe Nehri'nin yarısına vardığında belli olacak. Dönüşünün ardından 45 saat sonra 11 sularında nihayet programa yetişiyor. Shanghai Express artık Rotterdam'a gitmeye hazır. Bu yeni bir 56 günlük uzak doğu seyahatinin başlangıcını işaret ediyor. Altınwerder Container Terminali görevini neredeyse kusursuz bir şekilde yaptı. Kendi çizgisinde romokörler tarafından tekrar kanala çıkartılır. Ama bu arada yeni endişeler su yüzeyine çıkıyor. Acaba yeni piston çalışacak mı? Yoksa önemli program tekrar geriye mi kayacak? ...7000'den fazla konteyner taşıyan Shanghai Express, Hamburg, Almanya'dan adını aldığı uzak doğudaki limana doğru yola çıkıyor. Romorkörler dönüş yapmak için yardıma çağırıyor. Bu dönüşte geminin başı tekrar denize bakacak. Bu konteyner taşımacılık işi tamamen vakit kazancıyla, yolculuktan saatler ve günler çalmakla ilgili. Bu müşterilerin elde etmek için yaygaralar kopardığı ürünleri teslim etmekle ilgili. Giyilecek, izlenecek, oynanacak şeyler. Ve tabii ki geminin piyasada kalabilmesi için bu şeylerin hala alınabilir olmasını sağlamakla ilgili. Shanghai Express gibi koca gemiler sayesinde taşımacılığın bedeli ürünlerin piyasadaki fiyatlarının %1'inden az. Yeni takılan piston kusursuz çalışarak geminin akıntı yönünde okyanusa doğru 6 kilometrelik yolda ilerlemesini sağlıyor. Hamburg'dan ayrılacağız ve nehir boyunca aşağı ineceğiz. Böylelikle yaklaşık 5 saat sonra nehir pilotunu bırakacağız. Bu güzel günde pek çok Hamburglu vatandaş dışarıda. Yüzyıllardır yaptıkları şeyleri yapıyorlar. Yani muhteşem Elbe Nehri boyunca sakin gezintilerinin tadını çıkartıyorlar. Bu restoranı çok eski bir geleneği yerine getirerek yanından geçen her bir büyük gemiyi hoşça kal ezgisiyle uğurluyor. Shanghai Express için hoşça kal diyen ailelerin ve yakın dostların verdiği ayrı bir hüzün ekli. Buradan itibaren sahil şeridini takip edeceğiz. Biz bu akıma otoban diyoruz çünkü dümdüz ve hiçbir şey olmuyor. Tahminlerin çoğu Çin ve Singapur limanlarından gelmek üzere trafiğin 20 yıllık dönem için %10 veya 15 artacağı yönünde. Gemilere ve taşıma şirketlerine istekler artacak. Daha verimli ve daha hızlı gemileri daha çabuk tasarlayıp inşa etmek, tersanelerin ve gemi mimarlarının omuzlarındaki yükü artıracak. Ve limanların da kapasitelerini artırmak ve dönüş süresini azaltmak için çalışmalar yapmaları gerekecek.
Tasarım yapmak için müşterinin gereksinimlerini ve legal otoritelerin şartlarını bilmeniz gerekir. Böylelikle gerçekten geleceğe bakabiliriz. Çünkü biz geleceğe hazırız. Shanghai Express 7500 TEU ya da konteyner taşıyor. Halihazırda inşa edilmekte olan 8000 kapasiteli gemiler mevcut ve şirketler 10.000 TEU kapasiteli gemiler tasarlıyor. Limanlar bu manevra yerleri ve bu canavarları boşaltmak için vinçler yapmakla meşgul. Konu karada ya da denizde kapasite ve hız olunca bir sınır yok gibi görünüyor. Sadece bu anı değil, geleceği de düşünmelisiniz. Kendi arabanızı kullanmanız gibi, tıpkı normal arabadan Spice Wagon'a geçiş gibi. 4 yıl önce 7500 TEU taşıyan bir gemiyle denize açılacağımızı düşünemezdim. Şimdi bunlardan birinde şef subayım. Yani söylemesi zor. Belki gelecekte daha büyük gemilerde. Bence yapılacaklar. İngiliz kanalında az rastlanır bir tesadüfle Shanghai Express, üç kardeşinden biri olan Hamburg Express'in yanından geçiyor. Bilgisayar oyunları, spor ayakkabılar ve DVD oynatıcılar, yani bir sürü Batı ülkesinde hayatın devamı için olmazsa olmazlar. Burada onlardan yüz binlerce var. Bilgisayar yazılımları, Fransız şarabı ve uçak parçaları taşınıyor. Dünya çapında dinamik bir büyüme ve gelişmenin olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Aslında aklınıza gelebilecek her şey konteyner gemileri için dünya çapında taşınıyor. Ve hiçbiri Shanghai Express'ten daha uzağa ve daha hızlı gitmiyor. Kontrol kulesindeki bir bilgisayar yazılımı tarafından üretilip planlanmakta. Gemiler tarafından 3-4 gün önceden yollanan bilgilerle çalışmakta. Shanghai Express'in şu an ve yakın gelecekteki toplam 7500 konteyneri veri tabanında kayıtlı. Bütün makinelerin hareketleri ve aktiviteleri kontrol merkezi tarafından koordine ediliyor. Taşıyıcı sorunu, faaliyet. Yazılım inanılmaz derece karmaşık. Ve bir vincin konteyneri kavrayamaması gibi can sıkıcı ufak gecikmeleri telafi edebiliyor. Örneğin Kaide gibi, bir terörist organizasyonu gibi. Başka bir grubun pençesini bu konteynerlardan birine geçirmesi gibi daha rahatsız edici durumlar olabilir. 11 Eylül 2001'deki korkunç olaydan sonra dünya üzerindeki güvenlik güçleri limanların ve gemilerin terörist saldırılara karşı savunmasız olduklarını fark etti. Uzmanlar çok önceden teröristlerin konteynerler aracılığıyla Amerika'ya ya da Avrupa'ya nükleer başlık ya da başka bir toplu katliam silahı sokabilecekleri konusunda uyarılarda bulunmuştu. Ne de olsa 30 bin konteyner arasında bir tanesini bulmak samanlıkta çöp aramak gibi bir şey. Tasarım yapmak için müşterinin gereksinimlerini ve legal otoritelerin şartlarını bilmeniz gerekir. Böylelikle gerçekten geleceğe bakabiliriz. Çünkü biz geleceğe hazırız. Shanghai Express 7500 TEU ya da konteyner taşıyor. Halihazırda inşa edilmekte olan 8000 kapasiteli gemiler mevcut ve şirketler 10.000 TEU kapasiteli gemiler tasarlıyor. Limanlar bu manevra yerleri ve bu canavarları boşaltmak için vinçler yapmakla meşgul. Konu karada ya da denizde kapasite ve hız olunca bir sınır yok gibi görünüyor. Sadece bu anı değil, geleceği de düşünmelisiniz. Kendi arabanızı kullanmanız gibi, tıpkı normal arabadan Spice Wagon'a geçiş gibi. 4 yıl önce 7500 TEU taşıyan bir gemiyle denize açılacağımızı düşünemezdim. Şimdi bunlardan birinde şef subayım. Yani söylemesi zor. Belki gelecekte daha büyük gemilerde. Bence yapılacaklar.
İngiliz kanalında az rastlanır bir tesadüfle Shanghai Express, üç kardeşinden biri olan Hamburg Express'in yanından geçiyor. -3 2 2'ye çevir. Shanghai Express'in ekibi Süveyş kanalından geçen yolculuğun kopyası simülatörde vakit geçiriyor. Ve bu simülatör Hamburg limanında yanaşma ve manevra çalışmaları yapmalarını da sağlıyor. Sancak tarafına 30 derece. Sancak tarafına 30 derece. Bu gemi Süveyş kanalına girmişiz gibi simüle edildi. Hamburg limanına girdik. Gemiyi döndürdük. Gemiyle ilerledik. Yani Hamburg'da eğitimimizi aldık. Shanghai Express'i Elbe Nehri'nin girişine sifiri karanlıkta varıyor. Ama İngiltere'den geçişi sağlayan pilot çoktan yerini almış durumda. Artık gemi nehir boyunca 6 kilometre sürecek Hamburg yolculuğuna çıkabilir. Hamburg limanı Shanghai Express'inin evi ve Alman ekip ailelerini, arkadaşlarını kısa bir süre ziyaret edebilecek. Hamburg aynı zamanda 150 yıllık geçmişi olan bünyesinde şilepler, yolculuk gemileri, seyahat yerlemesi. Bir, iki, üç deyince. Sancak tarafına. Bir, iki, üç. Gün ağarmadan gemi yola çıkıyor. Gel git beklemeye gerek yok. Ve tekrar programa yetişmek çok önemli. Ve her ne kadar gemi kayıp zamanın bir kısmını telafi edecek kadar hızlı da olsa İngiliz kanalının kalabalık ve aşırı tehlikeli sularından geçmesi gerekiyor. Sonraki 26 saat boyunca her bir çift göz ve kulak ve bütün ileri teknoloji aletleri alarmda olacak. Konteyner gemilerinin bir gemi sınıfı olarak 50 yıllık geçmişleri vardır. Ama gemi taşımacılığında birden çok araç kullanma fikri ya da değişik taşıma yöntemlerinin birleştirilmesi 19. yüzyıla uzanıyor. 1858'de Nova Scotia demiryolu çiftçileri at arabalarıyla alıcı kasabalara kadar taşıma hizmetine başladı. Bu hizmet o kadar tuttu ki hattın toplam gelirinin %15'ini sağlamaya başladı. Demiryolu sonunda Kanada Pasifiği operasyonunun bir parçası olur. 1953 yılı demiryolu ve otoyolda kamyon servisi birleşimiyle konteyner taşımacılığının başlangıcına şahit olur. Bugün hareketli konteynerler gemilerin yüklenip boşaltılması sırasında kullanılıyor. Konteynerların EU ya da konteyner taşıyor. Halihazırda inşa edilmekte olan 8000 kapasiteli gemiler mevcut ve şirketler 10.000 TEU kapasiteli gemiler tasarlıyor. Limanlar bu manevra yerleri ve bu canavarları boşaltmak için vinçler yapmakla meşgul. Konu karada ya da denizde kapasite ve hız olunca bir sınır yok gibi görünüyor. Sadece bu anı değil, geleceği de düşünmelisiniz. Kendi arabanızı kullanmanız gibi, tıpkı normal arabadan Spice Wagon'a geçiş gibi. 4 yıl önce 7500 TEU taşıyan bir gemiyle denize açılacağımızı düşünemezdim. Şimdi bunlardan birinde şef subayım. Yani söylemesi zor. Belki gelecekte daha büyük gemilerde. Bence yapılacaklar. İngiliz kanalında az rastlanır bir tesadüfle Shanghai Express, üç kardeşinden biri olan Hamburg Express'in yanından geçiyor. Bilgisayar oyunları, spor ayakkabılar ve DVD oynatıcılar. Yani bir sürü Batı ülkesinde hayatın devamı için olmazsa olmazlar. Burada onlardan yüz binlerce var. Bilgisayar yazılımları, Fransız şarabı ve uçak parçaları taşınıyor. Dünya çapında dinamik bir büyüme ve gelişmenin olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Aslında aklınıza gelebilecek her şey, konteyner gemileri hemen otomatik vinç konteyneri alır ve bekleyen kısaca aya denilen otomatik yer aracına yavaşça yerleştirir. Taşıyıcı konteynere Avrupa'nın herhangi bir yerindeki alıcısına gönderilmek üzere bekleyeceği belirlenmiş 11 istif bloğundan birine götürür.
Bu akıllı bir makine. Sistem ve bilgisayar yazılımı onun her şeyi bilmesini sağlıyor. Nereye gideceğini, orada ne zaman olacağını ve hangi konteyner alacağını. Onu nereye götüreceğini ve ne zaman mola verip sonraki kargosunu bekleyeceğini söyler. Bu 250 bin dolarlık taşıyıcıların her biri dizel motor ve hidroliklerle çalışıyor. Dört tekerin hepsi inanılmaz manevra kabiliyetleriyle dar dönüşlerde kullanılıyor. Bu işlem uydu tarafından yönetilen yön gösterme ve konuşlandırma sistemi ve yola ızgara şeklinde döşenmiş sensörler sayesinde çok güvenli. İkinci bir algılama sistemi taşıyıcılara akmakta olan trafik hakkında bilgi veriyor. Aslında her araç 3 metre ilerleyip... Shanghai Express'in Çin ve Singapur'dan evi olan Hamburg, Almanya'ya olan yolculuğundan sondan ikinci durağı olan Southampton, İngiltere'ye manevi olarak bağlı. Üç şehir bloğundan daha uzun, 15 katlı apartman yüksekliğinde konteynerlarla dolu, saatte 50 km hızı aşabilme kapasitesine sahip, Shanghai Express'in arkasında rahatça su kayağı yapabilirsiniz. Bu mega hızlı, mega taşıyıcı tasarlayıp inşa etmek neredeyse 2 yıl sürdü. Ve dünyanın en büyük tersanesinin bütün yeteneklerini ve kaynaklarını kullanması gerekti. Mümkün olduğu kadar konteyner sığdıracak. Diğer taraftan kırılmayacak kadar güçlü olması için teknik bir çözüm bulmamız gerekiyor. Uygun çözüm Güney Kore'nin Hyundai tersanesinde bulundu. Bu devasa tersanede her yıl 60 adete kadar gemi yapılıp suya indiriliyor. Bundan sonra insan olmayan sistem tamamen kontrolü ele alır. Tamamen otomatik vinç konteyneri alır ve bekleyen kısaca Aya denilen otomatik yer aracına yavaşça yerleştirir. Taşıyıcı konteynere Avrupa'nın herhangi bir yerindeki alıcısına gönderilmek üzere bekleyeceği belirlenmiş 11 istif bloğundan birine götürülür. Bu akıllı bir makine. Sistem ve bilgisayar yazılımı onun her şeyi bilmesini sağlıyor. Nereye gideceğini, orada ne zaman olacağını ve hangi konteyneri alacağını, onu nereye götüreceğini ve ne zaman mola verip sonraki kargosunu bekleyeceğini söyler. Bu 250 bin dolarlık taşıyıcıların her biri dizel motor ve hidroliklerle çalışıyor. Dört tekerin hepsi inanılmaz manevra kabiliyetleriyle dar dönüşlerde kullanılıyor. Bu işlem uydu tarafından yönetilen yön gösterme ve konuşlandırma sistemi ve yola ızgara şeklinde döşenmiş sensörler sayesinde çok güvenli. İkinci bir algılama sistemcilerin her biri dizel motor ve hidroliklerle çalışıyor. Dört tekerin hepsi inanılmaz manevra kabiliyetleriyle dar dönüşlerde kullanılıyor. Bu işlem uydu tarafından yönetilen yön gösterme ve konuşlandırma sistemi ve yola ızgara şeklinde döşenmiş sensörler sayesinde çok güvenli. İkinci bir algılama sistemi taşıyıcılara akmakta olan trafik hakkında bilgi veriyor. Aslında her araç 3 metre ilerleyip ona için sensörleriyle kontrol edip sonraki noktaya ilerliyor.
Bu olay milisaniyeler içinde gerçekleşiyor. Ve ona 7 gantriden birine gidip konteyneri almasını ve nakliye için bekleyen diğer 30 binin olduğu 11 istif bloğundan birine bırakmasını söyleyen bir bilgisayar verisi tarafından kontrol ediliyor. Araçlar ahenkli bir şekilde saatte 6 kilometre hızla hareket ediyor. Ve bu zeki araçlar ne zaman koruyucu bakıma, yakıt ve hidroliğe ihtiyaç duyduklarını da biliyor. Gerektiğinde hemen servis için gerekli yere gidiyorlar. Şangay Ekspresi Elbe Nehri'nin girişine zifiri karanlıkta varıyor. Ama İngiltere'den geçişi sağlayan pilot çoktan yerini almış durumda. Artık gemi nehir boyunca 6 kilometre sürecek Hamburg yolculuğuna çıkabilir. Hamburg limanı Şangay Ekspresi'nin evi ve Alman ekip ailelerini, arkadaşlarını kısa bir süre ziyaret edebilecek. Hamburg aynı zamanda 150 yıllık geçmişi olan bünyesinde şilepler, yolculuk gemileri, seyahat gemileri, konteyner gemileri ve bir seyahat acentesi bulunduran Hapag-Lloyd'un merkez üssü. Zaman kazanıp programa yetişmek isteyen Şangay Ekspresi mürettebatı için en önemlisi Hamburg. Dünyanın en muhteşem ve etkili konteyner limanlarından biri. Neredeyse tamamen robotlar tarafından yönetilen bir liman. İngiltere'ye manevi olarak bağlı. Üç şehir bloğundan daha uzun, 15 katlı apartman yüksekliğinde konteynerlarla dolu, saatte 50 km hızı aşabilme kapasitesine sahip, Şangay Ekspres'in arkasında rahatça su kayağı yapabilirsiniz. Bu mega hızlı, mega taşıyıcı tasarlayıp inşa etmek neredeyse 2 yıl sürdü. Ve dünyanın en büyük tersanesinin bütün yeteneklerini ve kaynaklarını kullanması gerekti. Mümkün olduğu kadar konteyner sığdıracak. Diğer taraftan kırılmayacak kadar güçlü olması için teknik bir çözüm bulmamız gerekiyor. Uygun çözüm Güney Kore'nin Hyundai tersanesinde bulundu. Bu devasa tersanede her yıl 60 adete kadar gemi yapılıp suya indiriliyor. Basit olarak konteyner gemileri daha ufak kutuları taşımak için yapılmış büyük çelik bir kutu olduğu için diğer büyük gemilerde olan yanal desteklere sahip değil. Bu yüzden yapımında daha kalın çelik tabakalar kullanılması gerekiyor. Bu kalın çelikler daha şiddetli gerilimlere maruz kaldıklarından kaynakçılar için işi zorlaştırıyor. Bir şekilde taşıyabileceğini fark etti. Gemicilik şirketlerinden destek bulamayınca iki tane kıyı şilebi alıp onları sadece konteyner taşıyacak şekilde değiştirdi. Sealand'in ilk gemisi Ülkü 58 konteynerlık bir kargoyla yola çıktı. Avantaj çok hızlı bir şekilde belli oldu. Ve liman operatörleri daha hızlı yükleme boşaltma sunan, hırsızlığı ve kargo zararını azaltan bu yöntemi sevinçle karşıladı. Sealand 1982'de 1 milyonuncu konteynerını Bremen, Almanya'ya taşıdı. Malcolm McLean taşımacılık endüstrisini tamamen değiştirip dünya çapında ticareti hızlandırdı. 1992'de Londralı Lloyd tarafından 20. yüzyılın gemi taşımacılığı endüstrisinin en önemli 3 adamından biri olarak gösterildi. McLean'in gayreti ve vizyonu sayesinde Shanghai Express gibi gemiler ve onların güvertelerinde yükselen konteynerler okyanuslardaki ticaretin büyük çoğunluğunu idare ediyor. Zor kısım program uymak çünkü oyunun bu kısmı bize ait değil. Çoğunluğu terminallerin. Eğer yavaş çalışırsa gecikmeye sebep olurlar. Ve sonra da zamanı kapatmak bize düşer. Biz zor durumda kalırız.
Shanghai Express'i Dover Calais'i 45 kilometreden daha hızlı bir şekilde geçerken, kaptan radar ekranındaki uyarılara bakarak muhtemel tehlikelerden birini seçebilir. Raykaların battığı yer. Şu an çok tehlikeli bir yer ve Dover ve Calais sahil korumaları sürekli bu alan hakkında buradan uzak durmaları için gemileri uyarıyor. Shanghai Express'in mürettebatının tıpkı ticari uçak pilotları gibi simülatörlerle eğitilip gerekli tecrübeyi ve eğitimi almaları sağlanmıştır. -3-2-2'ye çevir. -3-2-2'ye çevir. Shanghai Express'in ekibi Süveyş kanalından geçen yolculuğun kopyası simülatörde vakit geçiriyor. Ve bu simülatör Hamburg limanında yanaşma ve manevra çalışmaları yapmalarını da sağlıyor. Sancak tarafına 30 derece. Sancak tarafına 30 derece. Bu gemi Süveyş kanalına girmişiz gibi simüle edildi. Hamburg limanına girdik. Gemiyi döndürdük. Gemiyle ilerledik. Yani Hamburg'da eğitimimizi aldık. Shanghai Express'i Elbe Nehri'nin girişine sifiri karanlıkta varıyor. Ama İngiltere'den geçişi sağlayan pilot çoktan yerini almış durumda. Artık gemi nehir boyunca 6 km... Devasa konteyner gemisi Shanghai Express, yükü kendi limanında indirilip yüklenirken ön bakım için uygun bir zaman ve yerde. Burada MAN, B ve W'nun teknikerleri bir numaralı silindirdeki pistonu çıkartıyor. Hiçbir sorun yok. Sadece silindir başlığını ve pistonu atölyelerine götürüp karbon birikmesine ve oluşan yıpranma ve kopmalara bakmak istiyorlar. Bu basit bir işlem değil ve Shanghai Express yola çıkmadan her şeyi yerine yerleştirip çalışır duruma getirmeleri için az bir süreleri var. Mili ve turbo ateşleyici. Çoğu dizel motorlarda bulunan normal parçalar. Ama bu motor sıradan değil. Bu sahadaki teknisyenin boyu gerçekte 2 metre. Bu gemi dünyanın en büyük motoruna sahip. Bu bir 12 silindirli K98 MC motoru. Bu motor yakıt olarak günde 425 ton dizel tüketen devasa silindirlerden 12 tanesine sahip. Geminin gövdesinin altına yerleştirilmiş durumda ve yukarı doğru 5 kat yükseliyor. 93.000 beygir güç üretiyor ve tamamen konteynerla dolu bu gemiyi denizde 27 knot veya 50 km hızla hareket ettirebilir. 5000 saatlik MAN, B ve W piston başlığını kontrol etmek istiyor. Bu yüzden Hamburg'da pistonu söktük ve bu piston başlığını Kopenhag'a ölçüm incelemesi ve testler yapmak için yolladılar. Değiştirme prosedürü diğer pistonlardaki gibi ama 3 teknisyen 2 tonluk bir vinç ve gıcır gıcır 4 metrelik bir piston istiyor. Tam olarak yerleştik. Rüzgar kargoyu sallayabilir ve eğer gemi denizde sallanıyorsa buna da izin vermesi gerekir. Yüksek seviye konsantrasyon. Steve 3 numaralı vincin rampa operatörü. Yerden 30 metre yukarıdaki kafesinin içinde asılı durumda.
Şimdi aşağı bakıp sallantıyı kontrol ediyorum. Ve yavaşça konteynerin dört köşesinin oraya indiğinden emin oluyorum. Dikkatle. O zaman yapabilirsin. Sonra bana dışta olan Singapur veya Şangaylardan iki tanesini verebilirsin. Sonra Rotterdam'a geçmeden iki tane Şangay'dan gelen indirebilirsin. Tamam Matt, Rotterdam'dan önce yüksekteki Singapur'dan gelenleri indir. Yedi saat o kadar da geç görünmese de sonraki limanda daha çok gecikmeye neden olabilir. 1, 2, 3 deyince. Sancak tarafına. 1, 2, 3. Bu potansiyel problemle başa çıkmak için gemiyi Almanya'nın muazzam nehri Elba'ya sokacak olan pilot, İngiltere'ye uçakla gelip gemide yerini alıyor. Bu gemi Almanya'ya ulaşınca zaman kazandıracak. Özellikle de eğer hava şartları küçük kılavuz teknesinin Şangay Express'le buluşmak için açılmasını engellemezse. Kendi arabanızı kullanmanız gibi, tıpkı normal arabadan Spice Wagon'a geçiş gibi. 4 yıl önce 7500 TEU taşıyan bir gemiyle denize açılacağımızı düşünemezdim. Şimdi bunlardan birinde şef subayım. Yani söylemesi zor. Belki gelecekte daha büyük gemilerde. Bence yapılacaklar. İngiliz kanalında az rastlanır bir tesadüfle Şangay Express, üç kardeşinden biri olan Hamburg Express'in yanından geçiyor. Bilgisayar oyunları, spor ayakkabılar ve DVD oynatıcılar, yani bir sürü Batı ülkesinde hayatın devamı için olmazsa olmazlar. Burada onlardan yüz binlerce var. Bilgisayar yazılımları, Fransız şarabı ve uçak parçaları taşınıyor. Dünya çapında dinamik bir büyüme ve gelişmenin olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Aslında aklınıza gelebilecek her şey konteyner gemileri için dünya çapında taşınıyor. Ve hiçbiri Şangay Express'ten daha uzağa ve daha hızlı gitmiyor. Kontrol kulesi mega taşıyıcı tasarlayıp inşa etmek neredeyse 2 yıl sürdü. Ve dünyanın en büyük tersanesinin bütün yeteneklerini ve kaynaklarını kullanması gerekti. Mümkün olduğu kadar konteyner sığdıracak. Diğer taraftan kırılmayacak kadar güçlü olması için teknik bir çözüm bulmamız gerekiyor. Uygun çözüm Güney Kore'nin Hyundai tersanesinde bulundu. Bu devasa tersanede her yıl 60 adete kadar gemi yapılıp suya indiriliyor. Basit olarak konteyner gemileri daha ufak kutuları taşımak için yapılmış büyük çelik bir kutu olduğu için diğer büyük gemilerde olan yanal desteklere sahip değil. Bu yüzden yapımında daha kalın çelik tabakalar kullanılması gerekiyor. Bu kalın çelikler daha şiddetli gerilimlere maruz kaldıklarından kaynakçılar için işi zorlaştırıyor. Hyundai'de tabakalar başka bir avluda kısımlar halinde kaynaklandıktan sonra montaj için inşaat alanına getirilir. Aynı şekilde devasa köprü ve yaşam alanları, gövde ve yük vagonu sahayı son montaj için baştan başa geçerken inşa edilir. Bu devasa araca güç vermek için MAN-1 yükleyip boşaltan bilgisayar kontrollü makineler olmadan bu geminin hiçbir anlamı yok.
Şangay Ekspres'in Çin ve Singapur'dan evi olan Hamburg, Almanya'ya olan yolculuğundan sondan ikinci durağı olan Southampton, İngiltere'ye manevi olarak bağlı. Üç şehir bloğundan daha uzun, 15 katlı apartman yüksekliğinde konteynerlarla dolu, saatte 50 km hızı aşabilme kapasitesine sahip, Şangay Ekspres'in arkasında rahatça su kayağı yapabilirsiniz. Bu mega hızlı, mega taşıyıcı tasarlayıp inşa etmek neredeyse 2 yıl sürdü. Ve dünyanın en büyük tersanesinin bütün yeteneklerini ve kaynaklarını kullanması gerekti. Mümkün olduğu kadar konteyner sığdıracak. Nereye hangi iç taşıma aracı kullanılarak teslim edileceğini biliyorlar. Kamyon, gemi ya da tren. Ve çoktan Şangay Ekspresi'ne yüklenecek konteynerları tanımlayıp istiflemiş durumdalar. Sistem şu şekilde çalışıyor. Gemideki ambardan bir gözlemci bir bilgisayar çıktısından inecek konteynerları onaylıyor. Winch operatörü yüksekteki ramp aracılığıyla seçilen konteynere gidiyor. Onları bu yükseltilmiş platforma alıyor. Her rampa winch operatörü 3 saat çalıştıktan sonra ekibin başka görevlerinden birine geçiyor. 30 metre yükseklikte bir kabinin içinde durmak. Bu saatlerce çalışmayla öğrenilen bir beceri. Winch'in gücünü hissedip rüzgarın etkisini hesaba katarak kargonun hızını kullanmak. Bütün karmaşıklığına rağmen bu sistem basit bir teknolojiyle çalışıyor. Sallanan gemilerin üstüne yerleştirilmiş 17 katlı içleri kargo dolu çelik kutuların hepsi konteynerin dört köşesinde bulunan yay yüklü metalle tutturulmuş. Bükülmüş kilit adı verilen sistemle birleştirilmiş durumda. Yemek odası Avrupa ve Filipin mutfağından çok hoş örnekler sunuyor. Ve gemi aşçıları hiçbir çırpmayı kaçırmadan iki mutfak arasında gidip geliyor. Alman mürettebatlar ağır ateşte pişmiş domuz bacağı yerken Filipinliler tuna pirzolasını tercih ediyor. Evet, bu akşamki yemeğimiz ağır ateşte pişmiş domuz bacağı. Karışık salatayla kahverengi sos. Şu an pişirdiğim tuna pirzolası. Filipinliler için kızartılmış tuna pirzolası. Tanıdık yemekler yemek moral yükseltir. Şangay Ekspresi gibi dünyayı dolaşan bir araçta evden bir tat. Şefin listesinin başında kaptanla paylaştığı bir tutku olan kaz bacağı var. Yüz binlerce ton ayakkabı ya da yüz binlerce ton CD çalar, büyük perakende mağazalara gitmekte olan olağanüstü hacimlerde Batı dünyasına ait ürünler düşünün. Yapması, yollaması ve alması kolay. Daha çok talebe ve daha hızlı teslimatlara yol açan ürünler. Önce hızı gelir. Çok hızlı bir gemi. Bu da bir noktadan diğerine daha az sürede gitmemiz anlamına geliyor. Ve tabii ki geminin büyüklüğü. Filipinliler için kızartılmış tuna pirzolası. Tanıdık yemekler yemek moral yükseltir. Şangay Ekspresi gibi dünyayı dolaşan bir araçta evden bir tat. Şefin listesinin başında kaptanla paylaştığı bir tutku olan kaz bacağı var. Yüz binlerce ton ayakkabı ya da yüz binlerce ton CD çalar, büyük perakende mağazalara gitmekte olan olağanüstü hacimlerde Batı dünyasına ait ürünler düşünün. Yapması, yollaması ve alması kolay. Daha çok talebe ve daha hızlı teslimatlara yol açan ürünler. Önce hızı gelir. Çok hızlı bir gemi. Bu da bir noktadan diğerine daha az sürede gitmemiz anlamına geliyor. Ve tabii ki geminin büyüklüğü. Bir seferde daha çok konteyner taşıyabiliriz. Bu da onu çok daha etkili kılar. Gemi Southampton'a zamanında vardı. Ama yükleme ve boşaltma sorunları yüzünden 7 saat gecikti.
bu aşırı büyük konteyner gemilerinin aşil tendonu. Ne kadar hızlı ve büyük olurlarsa limanlardan ve yükleme boşaltma tesislerinden istekleri de o kadar fazla oluyor. 15'lik bir konteyneri nasıl kaybedersiniz? Yeterince büyük ama 18 bin tanenin içinde yeteri... Bu sahadaki teknisyenin boyu gerçekte 2 metre. Bu gemi dünyanın en büyük motoruna sahip. Bu bir 12 silindirli K98 MC motoru. Bu motor yakıt olarak günde 425 ton dizel tüketen devasa silindirlerden 12 tanesine sahip. Geminin gövdesinin altına yerleştirilmiş durumda ve yukarı doğru 5 kat yükseliyor. 93 bin beygir güç üretiyor ve tamamen konteynerla dolu bu gemiyi denizde 27 knot veya 50 kilometre hızla hareket ettirebilir. 5000 saatlik Man B ve W piston başlığını kontrol etmek istiyor. Bu yüzden Hamburg'da pistonu söktük ve bu piston başlığını Kopenhag'a ölçüm incelemesi ve testler yapmak için yolladılar. Değiştirme prosedürü diğer pistonlardaki gibi ama 3 teknisyen 2 tonluk bir vinç ve gıcır gıcır 4 metrelik bir piston istiyor. Tam olarak yerleştiğinde başlığı tekrar takacaklar. Yakıt hatlarını bağlayacaklar ve motorun geri kalanını tekrar bir araya getirecekler. Ama denemek için çalıştırmayacaklar. Motor ayrıca diğer vinçlerin ne yapmakta olduklarını bilirler. Ve birbirlerinin alanına müdahale etmezler. Böylelikle çarpışmalar ve kazalar önlenir. Bütün bu bilgiler kontrol kulesindeki bir bilgisayar yazılımı tarafından üretilip planlanmakta. Gemiler tarafından 3-4 gün önceden yollanan bilgilerle çalışmakta. Shanghai Express'in şu an ve yakın gelecekteki toplam 7500 konteyneri veri tabanında kayıtlı. Bütün makinelerin hareketleri ve aktiviteleri kontrol merkezi tarafından koordine ediliyor. Taşıyıcı sorunu, faaliyet. Yazılım inanılmaz derece karmaşık ve bir vincin konteyneri kavrayamaması gibi can sıkıcı ufak gecikmeleri telafi edebiliyor. Örneğin Kaide gibi, bir terörist organizasyonu gibi, başka bir grubun pençesini bu konteynerlardan birine geçirmesi gibi daha rahatsız edici durumlar olabilir. 11 Eylül 2001'deki korkunç olaydan sonra dünya üzerindeki güvenlik güçleri limanların ve gemilerin terörist saldırılara karşı savunmasız olduklarını fark etti. Uzmanlar çok önceden teröristlerin konteynerlar aracılığıyla Amerika ya da Avrupa ve aşırı tehlikeli sularından geçmesi gerekiyor. Sonraki 26 saat boyunca her bir çift göz ve kulak ve bütün ileri teknoloji aletleri alarmda olacak. Konteyner gemilerinin bir gemi sınıfı olarak 50 yıllık geçmişleri vardır. Ama gemi taşımacılığında birden çok araç kullanma fikri ya da değişik taşıma yöntemlerinin birleştirilmesi 19. yüzyıla uzanıyor. 1858'de Nova Scotia demiryolu çiftçileri at arabalarıyla alıcı kasabalara kadar taşıma hizmetine başladı. Bu hizmet o kadar tuttu ki hattın toplam gelirinin %15'ini sağlamaya başladı. Demiryolu sonunda Kanada Pasifiği operasyonunun bir parçası olur. 1953 yılı demiryolu ve otoyolda kamyon servisi birleşimiyle konteyner taşımacılığının başlangıcına şahit olur. Bugün hareketli konteynerler gemilerin yüklenip boşaltılması sırasında kullanılıyor. Konteynerların EU ya da konteyner taşıyor. Hali hazırda inşa edilmekte olan 8000 kapasiteli gemiler mevcut ve şirketler 10.000 TEU kapasiteli gemiler tasarlıyor. Limanlar bu manevra yerleri ve bu canavarları boşaltmak için vinçler yapmakla meşgul. Konu karada ya da denizde kapasite ve hız olunca bir sınır yok gibi görünüyor. ...da kullanılıyor. Konteynerların EU ya da konteyner taşıyor.
hali hazırda inşa edilmekte olan 8000 kapasiteli gemiler mevcut. Ve şirketler 10.000 TEU kapasiteli gemiler tasarlıyor. Limanlar bu manevra yerleri ve bu canavarları boşaltmak için vinçler yapmakla meşgul. Konu karada ya da denizde kapasite ve hız olunca bir sınır yok gibi görünüyor. Sadece bu anı değil, geleceği de düşünmelisiniz. Kendi arabanızı kullanmanız gibi, tıpkı normal arabadan Spice Wagon'a geçiş gibi. 4 yıl önce 7500 TEU taşıyan bir gemiyle denize açılacağımızı düşünemezdim. Şimdi bunlardan birinde şef subayım. Yani söylemesi zor. Belki gelecekte daha büyük gemilerde. Bence yapılacaklar. İngiliz kanalında az rastlanır bir tesadüfle Shanghai Express, üç kardeşinden biri olan Hamburg Express'in yanından geçiyor. Bilgisayar oyunları, spor ayakkabılar ve DVD oynatıcılar, yani bir sürü Batı ülkesinde hayatın devamı için olmazsa olmazlar. Burada onlardan yüz binlerce var. Bilgisayar yazılımları, Fransız şarabı... Devasa konteyner gemisi Shanghai Express, yükü kendi limanında indirilip yüklenirken ön bakım için uygun bir zaman ve yerde. Burada MAN, B ve W'nun teknikerleri bir numaralı silindirdeki pistonu çıkartıyor. Hiçbir sorun yok. Sadece silindir başlığını ve pistonu atölyelerine götürüp karbon birikmesine ve oluşan yıpranma ve kopmalara bakmak istiyorlar. Bu basit bir işlem değil ve Shanghai Express yola çıkmadan her şeyi yerine yerleştirip çalışır duruma getirmeleri için az bir süreleri var. Şimdi bunlardan birinde şef subayım. Yani söylemesi zor. Belki gelecekte daha büyük gemilerde. Bence yapılacaklar. İngiliz kanalında az rastlanır bir tesadüfle Shanghai Express, üç kardeşinden biri olan Hamburg Express'in yanından geçiyor. Bilgisayar oyunları, spor ayakkabılar ve DVD oynatıcılar, yani bir sürü Batı ülkesinde hayatın devamı için olmazsa olmazlar. Burada onlardan yüz binlerce var. Bilgisayar yazılımları, Fransız şarabı ve uçak parçaları taşınıyor. Dünya çapında dinamik bir büyüme ve gelişmenin olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Aslında aklınıza gelebilecek her şey konteyner gemileri için dünya çapında taşınıyor. Ve hiçbiri Shanghai Express'ten daha uzağa ve daha hızlı gitmiyor. Kontrol kulesindeki bir bilgisayar yazılımı tarafından üretilip planlanmakta. Gemiler tarafından 3-4 gün önceden yollanan bilgilerle çalışmakta. Shanghai Express'in şu an ve yakın